Evet, zeytin toplanıyor. Eylül, Ekim. Ekim'in kaçı Harun? Bugün Ekim'in 23'ü galiba yanılmıyorsam. Evet. Büyük zeytin tüccarı. Evet. Zeytin imalatçısı. Büyük zeytin tüccarı, zeytin imalatçısı. Evet. Zeytin bağımız var efendim. Büyük şeylerle, barillerle. Yani bayağı bir zeytin çıkacak öyle gözüküyor. Fakat zeytin de bizim bu zeytinde şöyle bir hastalık var. Göstereyim. Bunları da göstereceğim ya. Şey olmuş ya. Şey ısırıyor bunlar ya, bak şöyle bak. Bir şey ısırıyor demek bunları. Bu hep oluyor. Her sene oluyor. Her sene yani. Oluyor bu yani. İlaçla atıyorum ben buna, şey atıyorum. Bordo bulamacı atıyorum. Ondan sonra da çiçek açtığı zaman bir şey oluyor. Pamukçuk oluyor. Onun için ilaçla atıyorum. Fakat benim çiftçiliğim bu kadar. Beceremiyorum bu işi herhalde. Beceremiyorum. Veya hayvanlar daha iyi çalışıyor. Yani böcekler daha iyi çalışıyor. Evet, onlar baskın çıkıyor. Baskın çıkıyor ama iyi, fena sayılmaz. Mahsul iyi Allah aşkına olsun. Yani buradan tüketicilere şunu söyleyeyim. Zeytinimiz bol, sıkıntımız yok. Evet. Sanki televizyon röportajı yapmış evet. Gibi bu şöyle. Bu zeytinimiz bol, vatandaş bol bol zeytin yiyecek öyle gözüküyor. Evet. Hepsi bu kadar. Ağacımız var. Bir tane ağacımız var ama gerçekten geçen yıl da topladık. Çok bayağı bir har ne kadardı? 30 kilodan fazla vardı yani. Bayağı kurdum onları, hala yiyoruz yani. Ama bizim bu zeytinin cinsi yani bu değil. Bu abutilon çok güzel görünüyor şöyle. zeytinimizin cinsi kalamata. Kalamata. Bakın arkadaşlar şöyle. Büyük bir zeytin. İri. Yeşil olarak iyi olur diyorlar ama siyahlarını siyah usulde kuruyorum. Yeşillerini çizik, işte kırma o şekilde değişik stillerde yapabiliyorum. Gerçekten lezzetli oluyor yani kendi yaptığınız el yapımı ürünler gerçekten lezzetli oluyor. Evet, bir hayli büyüdü bu zeytin ağacı biz geldikten sonra. 8 yıl oldu geleli, geldiğimizde boyu 2 metre falandı. Hı hı. Bir küçük ağaç çıktı orada. Böyle kapı önünde arkadaşlar. Bunu da böyle videoya ekleyelim. Bakalım hangi videoya girer bilmiyorum. Böylece görmüş olalım. Şöyle yakından, evet, şöyle bak, olduğunu Harun Bey söylüyor. Evet, bu böyle oluyormuş ama herkeste oluyor ama olmasa daha iyi olur. Evet, o kadar uğraşıyorum ben olmasın diye ama dedim ya şeyler daha iyi çalışıyor. Böcekler yani. Evet, onlar daha çok çalışıyor. Onlar da yiyecek, biz de yiyeceğiz yani. Kalanı biz yiyeceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, rızkımız neyse. Tabii rızk herkes ısınıyor. Allah herkes ısınıyor. Nasibimizde ne varsa arkadaşlar. Evet.